Merhabalar, ben Gökçe Özsu. 2015 Şubat ayında ben Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde mezun oldum. Şimdi Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri doktora programında doktora öğrencisiyim. Bu yüzden uluslararası ilişkiler disipliniyle internet çalışmaları arasındaki kuramsal, yöntemsel ve etik ilişkiye odaklanan bir çalışma yaptım. Bunu sizlere sunuyorum. Öncelikle uluslararası ilişkiler ve internet çalışmaları arasında kuramsal bir ilişki kurabilmek için öncelikle uluslararası ilişkiler kuramlarının teknolojiyi nasıl çerçevelediklerine yer verdim. Teknoloji aslında en başından beri uluslararası ilişkilerin kuramları içerisinde yer alıyor. Ancak devletlerin güç kapasiteleri içerisinde tanımlanıyor. Örneğin atom bombasının yaygınlaştığı ve televizyonun yaygınlaştığı dönem aynı tarihsellerin içerisinde olmasına rağmen uluslararası ilişkiler yalnızca atom bombasının yaygınlaşmasına odaklanıyor. Uluslararası ilişkiler disiplininin akademik bir disiplin olarak ilk defa örgütlendiği yıllarda Mark Zimmern önemli bir figür olarak karşımıza çıkıyor ve bilim ve teknolojide ileri toplumların karşılıklı bağımlılık çerçevesinde birbirleriyle savaşmayacağını öne sürüyor. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkım sebebiyle bu görüş yerini realizme bırakıyor ve özellikle de Hans Morgenthau, Amerikan dış politikasının dehşet dengesi içerisinde, yeniden kurgulanması içerisinde önemli bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Dehşet dengesi de yüksek askeri teknolojiyle mümkün oluyor. Soğuk Savaş'tan sonra ise özellikle enformasyon teknolojileri uluslararası ilişkilerin radarına giriyor. Bu dönemde Skolnikov, tıpkı nükleer silahların, balistik füzelerin geleneksel anlamda askeri güç kapasitesini arttırması gibi siyasal ve ekonomik güç kapasitesini arttırması bakımından enformasyon teknolojilerinin altını çiziyor. 90'lı yıllar aynı zamanda çift kutuplu uluslararası sistemden Amerikan hegemonyasına kurulan tek kutuplu düzene geçişin de simgeliyor. Ve bu dönemde bilgi otoyolu kavramı ve enformasyon devrimi söylemi özellikle Amerikan dış politikasında son derece önemli bir yer kazanıyor. Enformasyon teknolojileri yaratacağı olası sonuçlar bakımından endüstri devrimleriyle de karşılaştırılıyor. Bu dönemde Joseph Nye, enformasyon devrimini iyi yönlendiren ülkelerin diğer ülkelere göre daha güçlü bir konumda olacağını öne sürüyor ve yeni iletişim enformasyon teknolojilerinin hem güç kapasitesi hem de siber güvenlik kapsamında ele alıyor. Yine aynı dönemde Manuel Castells, ağ toplumları teorisiyle bilgi ekonomisinin gittikçe önem kazanan maddi üretim kaynağının enformasyon olduğunu savunuyor. Buna göre ağ toplumu ulus devletlerin egemenliğinin zayıflaması anlamına da geliyordu. Ulus devletlerin egemenlik yetkilerinin ve sınırlarının zayıfladığı konusu küreselleşme literatüründe de sıklıkla tartışılan bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde ise uluslararası ilişkiler çalışmaları, örneğin veri madenciliği ve bilgisayımsal metotlar gibi yeni araştırma yöntemlerini de kullansa da teknoloji kuramı oluşturmaktan uzakta kalıyor. Ben bu çalışmam için oluşturduğum araştırma soruları şu şekilde. Türkiye'de uluslararası ilişkiler disiplini internet çalışmalarıyla nasıl bir ilişki kurmuştur? Bu ilişki son 20 yılda hangi eğilimleri içermiştir? Son 20 yıl her iki disiplin kesişiminde hangi kuramsal ve yöntemsel eğilimlere sahne olmuştur? Her iki disiplin kesişiminde Türkiye'de üretilen lisansüstü test çalışmaları nelere konu edinmiştir? Bu çalışmayı yapmak için YÖK'ün ulusal tez veri tabanında en son 12 Ekim 2019 tarihinde burada görmüş olduğunuz anahtar kelimeleri, burada görmüş olduğunuz bölümler içerisinde yapılan test çalışmaları özet kısımlarında aradım. Erişime açık olmayan tezleri filtreledim ve yalnızca bir tezi dil kullanımında barındırdığı kusurdan dolayı çalışmamdan filtrelemiş oldum. Elde ettiğim ilk tez 1999 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yapılan bir yüksek lisans teziydi. Geçmişten günümüze Kosova sorunu başlığı taşıyordu. Aslında ileride anlatacağım ama konuları bakımından internet çalışmaları ile aslında konu bakımından ilişki kurmayan çalışmalara da yer vermiş oluyorum. Bu test çalışmasını dahil etmemin sebebi bu test çalışmasının Kosova sorunu ele alması için Türkiye'deki basın da çıkan haberlere odaklanıyordu ve bu basında çıkan haberleri bir veri olarak alabilmesi için Web 2.0 teknolojisini kullanıyordu.
İlk tez 1999'da demiştim. 1999'dan 2019 yılına kadar hani 20 yıllık bir süre geçti ve Türkiye'de uluslararası ilişkiler çalışmalarının internet çalışmalarıyla kurduğu ilişkinin trendlerini anlamak için aslında iyi bir süre olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden tezlere içerik analizi uyguladım ve ortaya çıkan temalara göre bu tezleri ayrıştırdım. Dolayısıyla 3 ana tema ve bu 3 tema altında şekillenen 6 tema elde ettim. Bu grafikte de hani 2019 yılına ait bilgi yok. Bunun sebebi 2019 yılı hani tamamlanmadı ve 2019 içerisinde tamamlanacak tezleri hani bu şekilde dahil etmemiş oldum. Ben bu çalışmayı en son 12 Ekim tarihinde güncelledim. 12 Ekim tarihinde 2019 yılında tamamlanmış 13 tez vardı, tamamlanmamış 14 tez vardı. Dolayısıyla 2019 bittikten sonra uluslararası ilişkiler ile internet çalışmalarını da kesen çalışmaların en fazla olduğu yıl 2019 senesi olmuş olacak. Bu grafikte aynı zamanda biraz evvel bahsettiğim temalara göre ayrıştırma yapmadım. Bu temalara ayrıştırma grafikte yer vermemem. Aynı zamanda çalışmanın sınırlılığını da gösteriyor. Bu tezleri yöntemlerine göre de ayrıştırmadım. Ortaya çıkan ilk tema araştırma nesnesine erişim olanağı bakımından internet oldu. Bu kategorideki tezler genelde internet teknolojilerine daha çok araçsal bir şekilde ilişki kuruyor. Yani araştırma verilerinin web ortamına erişilmesi şeklinde bir ilişkiden söz edebiliyoruz. Web 2.0'ın etkileşimsel niteliği yöntemsel teknik olarak değerlendirmekten ziyade çevrim dışında da erişilebilecek kaynakların web ortamına erişilmesi anlamına geliyor. Bu kategoride ikinci kaynakların kullanımı hani öne çıkıyor. Bu kaynakların ezici çoğunluğunu metin formatında olduğunu görüyoruz. Çevrim içinden elde edilebilecek çoklu ortamlı biçimleri bu kategorideki tezlerde genellikle görmüyoruz. Ya da hani çok az sayıda görüyoruz. Buradaki tezlerin yöntemleri daha çok kaynak tarama, literatür taraması, kaynak derleme gibi hani betimsel yöntemler olduğunu görüyoruz. İki alt kategoriye sahip demiştim. Birincisi çevrimiçi alanda ikinci veri kullanan çalışmalar. Aslında bu alt kategori benim çalışmama dahil ettiğim tezlerin ezici çoğunluğunu oluşturuyor. İkinci kaynak kullanımıyla kastettiğim şey halihazırda yürütülen bir araştırma için veri toplarken ya da literatür taraması yaparken başka çalışmaların verilerini ya da literatür değerlendirmelerini kendi çalışmamız bağlamına uyarlamayı kastediyorum. Bu tezler konulara bakımından internet çalışmalarıyla kesişmeyebiliyorlar. Hatta konulara bakımından ilgisiz de olabiliyorlar. Ancak bu kategoriyi oluşturup oluşturmama konusunda hani ben son derece kararsız kalmıştım. Bunun iki sebebi var. Birincisi bu alt kategori içerisinde bulunan tezlerin ezici çoğunluğunu bu alt kategoride yer almasıydı. Niceliksel olarak dikkate alamamazlık edemezdim. Bir diğer sebebi ise bu kategorinin çevrim dışında erişilebilecek araştırma verisine ya da veri dışı araştırma materyaline erişmek için kullanılma eğilimi görmenin de kendisi iyi bir veri olabilir diye düşündüm. Aynı zamanda belki uluslararası ilişkiler ve internet çalışmaları arasındaki bu ilişkideki yöntemsel kısıtlılıkları da değerlendirebilen ileri bir çalışma için hani iyi bir veri sağlayabilir diye düşündüm. İkinci alt tema olarak araştırma verisini çevrimiçi alanda toplayan çalışmalar. Bu alt kategorideki tezler kendi araştırma sorularına uygun verileri çevrimiçi ortamda kendileri toplamış bulunuyor. Bu bakımdan söz konusu çalışmalar Web 2.0'ın çevrimiçi alandan birinci nitel veri toplama sahası olarak kullanmışlardır. Yöntemsel olarak da bu çalışmalar hangi yöntemleri kullandıklarını, örneklemlerini ve veri toplama prosedürlerini çok açık bir şekilde belirtiyorlar. Bu veriler genellikle politika metinleri, raporlar, hükümet kurumlarının web sitelerinin içerikleri ya da politikacıların örneğin Twitter içerikleri olabiliyor. Bu alt kategori içerisinde yalnızca bir çalışma politikacıların Twitter içeriklerine yönelik karşılaştırmalı sayısal bir analiz yapıyor. Ancak analize politikacının içeriklerinden elde bu içeriklerle oluşturulan hani etkileşimi bu çalışmaya dahil etmiyor. Yalnızca politikacının hesaplarından üretilen içeriklere odaklanıyor.
İkinci ana tema ise internetin uluslararası ilişkiler disiplinine değiştirici ve dönüştürücü rolü etkisi başlığı taşıyor. Bu çalışmaların yaklaşımı uluslararası sistemin aktörleri üzerinde internetin değiştirici ve dönüştürücü bir etkiye sahip olduğu şeklinde özetlenebilir. Bu kategori de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bu etkiyi verili kabul edenler ve bu etkiyi çalışma kapsamında kendi verisine dayandıranlar diye ikiye ayırdım. Bu temel kategori içerisinde yalnızca bir doktor olmak üzere toplamda 31 çalışma bu kategori içerisinde. Verili kabul edenler alt temasında. Aslında hani burada kastettiğim şey internete atfedilen bu rolü peşinen varsaymaları. Birkaç örnek vermek istiyorum. Yansıda da görülüyor aslında. Küreselleşme sürecinin özellikle 90'lardan sonra kazandığı ve toplumların ulus devlet sınırları içerisinde hapsolmuş yapılarını değişime uğratmıştır. Bu süreçte de iletişim teknolojilerinde yaşanan değişimler son derece etkili olmuştur. Aslında hani bu tezden aldığım bu cümlede hani şey aslında hani ne kadar verili kabul ettiğini görüyoruz. Bir diğer örnek ise iletişim teknolojilerinde yenilikler ve gelişmeler sorunların boyutlarını ulusal olmaktan çıkarmış uluslararası boyuta taşımıştır şeklinde. Arap Baharı ile ilgili iki çalışma vardı burada. Bu çalışmalardan da örnek vermek isterim. Mısır'ın Arap Baharı ile geçirdiği siyasal dönüşüme dair yapılan bir çalışmada Mısır'ın bölgenin en önemli ülkesi olması sebebiyle ağ topluluklarında örgütlenen yeni toplumsal hareketlerin iç savaş çıkarma potansiyeli taşıdığını belirtmiş bir çalışma. Bir başka çalışma ise Arap Baharı'ndaki yeni toplumsal hareketlerin çevrimiçi ağlar üzerinden örgütlenmesini propagandanın değişen biçimleriyle ele alıyor. Son ana tema olarak siber alan ve devletin münhasır yetkileri tartışmasını ele aldım. Bu kategorideki tezler daha çok devletlerin ve devletleri oluşturduğu uluslararası siyasal kurumları siber alana yönelik aldıkları ve almaya tartıştıkları önlemleri aslında içeriyor. İkisi doktor olmak üzere toplamda 26 tez bu kategori içerisinde. Sürem kısaldığı için çok hızlıca geçeceğim. Bu çalışmaların aslında ortak noktaları siber alanı tıpkı deniz, kara ve hava ülkesi olarak yani devletin egemenlik kurabildikleri alanlar içerisinde görebilmeleri. Bu yüzden devlete yönelik bir nasıl bir tehdit geliyorsa bunu siber alan içerisinden de gelebileceğini söylüyorlar. İlk alt tema bu tehditin altını çizerken ikinci alt tema ise bu tehditlere yönelik devletlerin alacağı önlemleri uluslararası alanda düzenlemeye yönelik bir tartışma yürütüyor. Sonuç olarak uluslararası ilişkiler ve internet çalışmaları Türkiye'de yapılan lisansüstü tezler bağlamında son derece daha bir perspektifte kaldığını görüyoruz. Uluslararası ilişkiler içerisinde internet çalışmalarına daha yeni bir metot arayışının olmadığını da görüyoruz. Bu metot arayışı aynı zamanda devlet, teknoloji ve toplum arasında birlikte ele alan bir kuramdan da hani yoksun olduğunu görüyoruz. Uluslararası sistemin birinci aktörü olarak devletler için tehditler çerçevesinde daha çok ele aldığını görüyoruz. Son olarak araştırmacıların etik sorumluluklarından da bahsetmek istiyorum. Yalnızca 15 çalışma insan öznesi barındıran bir yöntem izlemişti. Bu 15 çalışma içerisinde örneğin etik onay formu alınan herhangi bir çalışma bulunmuyordu. Dolayısıyla hani bunun iki sebebi olabilir diye düşünüyorum. Birincisi uluslararası ilişkiler disiplini daha çok devlet ve devlet kurumlarına odaklanan bir alan. Dolayısıyla da hani insan öznesini barındıran bir çalışma olmaktan uzak. İkincisi hani bu uzaklıktan dolayı bu etik kaygı da disiplin içerisinde şekillenmemiş olabilir diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler.